geçen gün sağ tarafımda yan bölgemde bir ağrı oldu. Çok da şiddetliydi. Taş olmasından korktum. Bir taş ağrısı böyle mi olur? Şimdi taş ağrısı hakikaten korkunç. Bugün hemen bir örnek vereyim. Taş ameliyatı yaptığım bir hastam eşini getirmiş, bayan hasta. İki tane doğum yaptım diyor. Bir taş düşürmekten daha az ağrım oldu diyor. O kadar kötü. Bir taş düşürmek bir doğum yapmak diyorlar hocam. Doğru mu? Daha kötüymüş taş düşürmek. Çünkü iki tane doğum yapan bayan taş düşürmek daha kötü. İki tane daha doğum yaparım onun yerine taş ağrısı. Çünkü onu şöyle derlerdi. Kadınlarda taş doğum ağrısı, erkeklerin de doğum ağrısı taş düşürmek. Hastamın söylediği yani... Taş ağrısı doğum sancısından falan filan çok daha beter. Hakikaten korkunç. Öyle bir ağrı ki bu taş düşürme ağrısı. Hastalar da şaşırıyor, yakınları da şaşırıyor ilk defa başına geldiyse. 20 ila 60 dakikada bir gelen, yaklaşık 15-20-25 dakika süren çok şiddetli, duvarları tırmalatan, Allah canımı alsa da kurtulsam dedirten, sonra da kendiliğinden azalıp kaybolan, şiddeti artıp azalan, bir ağrı. Şimdi düşünün sizin yakınınız duvarları tırmalıyor. Ağrım, ölüyorum, bitiyorum. Sen araba buluyorsun, götüreceğim, bir şey korkuyorsun. Tam hastaneye geldin, ağrım hafifledi diyor, konuşmaya başlıyor. Bende olmuştur dönem. Gerçekten bu migren ağrısının şu boşluğunda olduğunu düşün ya. Gerçekten kıvrandırıyor. Şu suyu iç, bu su iyi gelir, bu taşı düşürtür. Var mı? Yok, sularla ilgili hiçbir şey yok. Yani hepsi su içmiyoruz. İstediğin gibi. Şehir efsanesi ama insanları motive ediyor. Şimdi bu ağrıdan dolayı ne oluyor? Hasta yakınlarıyla hatta hastalar ya diyor 2 dakika önce ağrım vardı şimdi geçti diyorsun dalga mı geçiyorsun bizi de korkut. Ama ağrının doğası bu. Böyle olur ağrı. Çok şiddetlenir. 20 dakika ortalığı yıkarsın, yerleri tırmalarsın sonra geçer sonra tekrar şiddetlenir. Neden erkekte doğum yok da taş ağrısı var? Çünkü eskiden erkeklerde kadınlara göre 3 kat fazla görünüyor. 1970'li yıllarda. Zamanımızda bu ne kadar? Neredeyse birebir. Taş dünyada insanlarda artıyor. Bir istatistik daha vereyim size. Ömür boyunca taş hastalığı ya da bir defa taş düşürme ya da taş ağrısı çekme ihtimaliniz %18. Taşı oluşturan ne? Taşı oluşturan belli başlı faktörler var. Genetik bir kenara ayıralım. Annede babada olma, genetik hastalıklar, bazı genetik hastalıklar olma. Ama çevresel faktörler daha etken. Çevresel faktörler etken derken bir taş kuşağı var. Dünyada Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sundan geçen, İran'dan geçen, Hindistan'dan geçen, Amerika'nın orta bölümünden geçen bir taş kuşağı dediğimiz Stone Belt dediğimiz bir bölüm. Taş kuşağının ortak özelliği bir, kurak ve yüksek sıcaklıkta var. Yani insan terleyerek çok fazla miktarda sıvı atıyor. 2. Kuraklık olduğu için yeşillik değil daha ziyade protein, hayvansal protein tüketiyor. Ve bunları da sıcaktan korumak için tuz kullanır. Bu tür yerlerde genelde gene bozulma muhabbetinden dolayı süt ve süt ürünleri tüketimi az. O zaman ne çıktı? Suyu az içmek. Yani yeterli idrar miktarını sağlamamak. Normalde bizim günde 1,5-2 litre idrar yapmamız lazım. Miktarı sürekli elimizde kaseyle ölçecek halimiz yok. Daha basiti idrarımızın beyaz gelmesi lazım. 2. Fazla miktarda hayvansal protein tüketmememiz lazım. Et, balık, tavuk, yumurta gibi. Hayvansal protein. Neden? Çünkü ürik aside yıkıldığı bu maddeler idrarda atılırken taş oluşmasına kendileri sebebiyet verebilir ya da neden olabilir. Başka maddelere neden olur. Taş oluşturan. 3. Tuz kendisi taş yapmaz ama atılan sodyum taş oluşmasına sebep olur. Oksalat dediğimiz bir madde var. Ben kalsiyumlu oksalatı Leyla ile Mecnun'a benzetiyorum. Bağırsakta buluşurlarsa orada birleşip gayta yoluyla gidiyorlar. Bağırsakta buluşmazlarsa bunlar böbrekte birleşiyorlar. Böbrekte birleştikleri zaman çöküp taş oluşturuyor. Taşların %85'i kalsiyum taşı. Eskiden şaşıracaksınız. Hocam kalsiyum taşıysa o zaman süt ve süt ürünleri tüketmeyelim. Niye tüketiyoruz? Getir. Çünkü oksalatı bağırsakta bir buluşturmamız lazım. Eğer oksalatı bağırsakta süt ve süt ürünü tüketmediğimiz takdirde oksalat hiç kimseye sormadan sevgilisini bulmak için kalsiyumu böbrekte kalsiyumu bulacak. Böbrekte bulmasın kalsiyumu bağırsaklarda bulsun. Onun için süt ve süt ürünü tüketmemiz lazım. Taşın oluşma sebepleri bu. Son zamanlarda kadınlarda daha fazla olmasının sebebi obezite yani şişmanlık. Çünkü şişmanlıkla birlikte metabolizma bozuluyor. Ürik asit taşları artıyor. Şeker hastalığı metabolizmayı bozuyor. Ürik asit taşlarını arttırıyor. Giden 3'e 1 oran vardı. Şimdi 1'e 1 oran dedim. Çünkü kadınlarda taş oluşumu fazla miktarda diyabet ve obeziteye bağlı arttı. Bir de hareketsiz yaşam. Çünkü hareketsiz yaşam olduğu zaman sıvı tüketmiyoruz. Yani bizim her gün muhakkak ciddi anlamda idrarımız beyaz gelecek şekilde sıvı tüketmemiz lazım ki senin idrarında beyaz geldiğini zannetmiyorum. Çünkü
içtiğimiz çay, kahve suyun yerini tutmuyor. Su içtiğimiz suyun da bir anlamı yok. Yani ya ben çeşme suyu mu içeyim, efendim Torbalı'dan su mu getireyim, efendim Dikili'den su mu getireyim? Hiç önemli değil. Yeter ki su için. İdrarınız beyaz gelecek şekilde su için. Eğer idrarınız beyaz gelmiyorsa bilin ki ya yeterli sıvı almıyorsunuzdur ya da aldığınız su terleyerek ya da ishal gibi gastrointestinal sistem yoluyla ya da nefes alıp verme nem yoluyla dışarı atılıyordur. Böbreklere getirince su kalmıyordur. Ya da suyu fazla miktarda kullanan başka maddeler tükettiğiniz için yeterince miktarda suyu gene böbrekler kullanamıyordur. İdrarınızın beyaz gelmesi çok önemli.